Dinlikle. Aslanlar geliyor efendim. Haftanın Aslanlar gibi geliyor. Ya bu hafta çok vallahi aslan olasım geldi. Ay bu hafta harikasınız. Her şeyiniz harika. Aşk hayatınız, iş hayatınız, paranız, sağlığınız. Aslanlar yaslanın arkanıza. Nuraycığım aslanlara tavsiyeleri neler? Çok güzel bir haftaya gidiyorlar. Onlar. İnşallah, inşallah ama davranışlarımızla hayata bakışımızla, yaşamda yaşam halimizle, şahane durumlarımızı da kendi nefsimizin esiri olduğumuz anda alt üst etme olasılığı yine bizim elimizde. İçimizdeki gücün sırrını keşfetmeye Özen göstermeye önem verelim. Aşk hayatınızda problemleriniz varsa sevgili aslanlar bunlar sona eriyor bu hafta. Herkes tarafından anlaşılmak istiyorsunuz bu hafta. Mutluluğunuz ve motivasyonunuz bu hafta artarak devam edecek hiç merak etmeyin. Tabii güzellikler varken yapmanız gerekenler asla yapmamanız gerekenler konusunda da sizlerle... E, paylaşımlarım olacak sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar haftaya yakın çevre ilişkilerinizde e, ve gerekse uzak çevre ilişkilerinizde e, konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Evet çok şanslı bir haftadasınız ama farkında olmadan uzağınızdaki kişilerle ilgili yaşanmışlıkları duyduğunuzda yakınızdaki kişilerin başına gelenleri duyduğunuzda ne olur ön yargılı olup kimseyi eleştirmeyin kimseyi kınamayın. Bizim ülkemizde bir atasözü var. Birini kınıyorsak onu yaşamadan bu hayattan göçmezmişiz. Siz siz olun farkında olarak ya da olmayarak kimseyi eleştirmeyin ve kınamayın. Buna çok dikkat ederseniz mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Bu davranış biçminiz olmalı genel anlamda. Peki aşk hayatınızda ise uzun zamandır devam eden problemleriniz ortadan kalkıyor süre gelen bir ilişkiye, bir evliliğe, bir beraberliğe sahipseniz ve aynı, hayata aynı pencereden bakamıyoruz. Uyuşamıyoruz, anlaşamıyoruz diyebilirsiniz. Hem ruhunuzu canlandıracaksınız, hem evinizin her odasını canlandıracaksınız. Ne diyorsun? Girdiğiniz her oda ayrı bir elektrik, Ay. ayrı bir sinerji, ayrı bir enerji olacak. Ben Hatta size dedim aslan olasım geldi diye bu hafta. Aşk haftasında aslanlar bu hafta. Yani yıllardır bana çiçek almıyor da eşim. Diyenler bu hafta eşleri tarafından buket buket çiçekler görebilirler. Yıllardır hediye almıyor diyenler hediyeler ve sürprizlerle karşı karşıya kalabilirler. Ay, süper. Yıllardır baş başa bir yemek yiyelim demiyordu diyenler romantik yemeklere çıkabilirler. Yani partnerleri tarafından muhteşem sürprizlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu da onları mutlu edecektir. Ama davranış biçimini genel anlamda yaptık ya. Şunu yapmayın. Ne oldu sana? Kafana taş mı düştü? ...saksı mı düştü diye karşılamayın hmm. bak Buna çok dikkat hayatım özlemişim Ne kadar özlemişim ama bu hayatında biri olan aslanlar için geçerli. evli olanlar evli ilişkisi olanlar, olanlar, olanlar. şimdi yalnızlar anlatacağım. bekar Aslanlar ekran başında mı Bir de onlar için uyarılarımız olsun Evet ya da müjdemiz olsun var e, Kapılarını yeni aşklar çalacak Hatta kalplerine yerleştirdikleri kafalarına koydukları, İş ve çalışma ortamlarına yeni katılan dahil olan, çevrelerine yeni katılan dahil olan artı daha güzel. önceden gözlerine kestirdikleri kişilerle haftanın dördüncü ve beşinci günüyle romantik ilişkilere başlayabilirsiniz. Hatta çok hızlı ilerliyoruz ne oluyor bu bir rüya mı dedirten durumları yaşayabilirsiniz. O kadar yani. O kadar net. Peki aşk hayatınızda uzun zamandır devam eden problemleri çözüyorsunuz. Ee, rahatlıyorsunuz ama partnerinize karşı davranışınıza ne oldu sana demeyin. Bu duyguyu hissetmeyi özlemişim diye onu motive edin. Kesinlikle motive edin. Müthişsin. Aynı zamanda aynı zamanda sağlıkta yediğinizi, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Kilo problemlerine açık olacağınız bir haftadasınız iştahlı olabilirsiniz. E mutluluk da yedirir, üzüntü de yedirir. Doğru. Ben hep size her zaman şunu derim, Allah bana üzüntü vermesin. Amin. Ben üzüldüğüm vakitte mutfağa yatak atasım. Geleyim, git <laughs> yukarılara çıkasım yok. Amin. Ama Kimseye eğer vermez. mutluysam vere vere bir hal olurum kilolarımı. Dolayısıyla siz de bu hafta mutlusunuz yemeğe saldırmayın. Peki bu hafta onlara spotum ne? Dur. Bir dakika ha, sağlık. geçmeden önce bir sağlıkla konuşalım. Kilo, i̇ş konuş iştah, ha, kontrol. Bir de kilo mu? Kariyerde zaten başarıları tamam. var. Aslanlar çok e, iştahınız açılacağı için kilo riskiyle karşı karşıyasınız. Aman dikkat diyorsun. Hı -hı. Peki iş hayatlarıyla ilgili tamam. e, mesela işsiz aslanlar iş bulabiliyor mu? İş hayatlarında yükseliş var mı? Şimdi e, kariyer hayatınızda bu hafta vermiş olduğunuz mücadele ettiğiniz bazı işler de olabilir. Hı -hı. Bunların karşılığını almak için... Sakin olmaya özen gösterin. Gerçekten çok şanslı bir haftadasınız. Gerçekten çok verimli bir haftadasınız. Aynı zamanda e, son 15 gündür iş ve kariyer hayatlarında çok ciddi anlamda hem para kazanma konusunda hem taşıdıkları sorumlulukları tamamlama konusunda çok yoruldular ve yıprandılar. Ama bu hafta yıpranıp yoruldukları her şeyin karşılığını alacaklar. Çalışanlar, peki işsiz olanlar işi olmayanlar, samimiyetle söylüyorum, birden gelen iş teklifleriyle muazzam derecede e, yeni fırsatlara, yeni imkanlara sahip olabilirler. Süper. Ve aynı zamanda profesyonel çalışan bir aslan kendine iş kurmak isteyebilir. Hatta dijital alanla alakalı işler yapmayı planlar varsa bize yazsınlar. Örneğin sosyal medya üzerinden olabilir bir web sitesi kurma olabilir, internet üzerinden satışlar olabilir. Bu tarz işlere ve yeniliklere de Uranüs'ün oluşturacağı kombinasyonla birdenbire karar verebilirler. Örneğin bir Aslan Burcu evladı olan bir anne, oğlum ne anlarsın sen teknolojik alanda işten demeyin çocuğunuza. Bu dönem böyle işlere girişirlerse son derece başarılı ve mutlu olabilirler. Harika. Kesinlikle. Spotumu veriyorum. Korkular ile Dolu kafa, kafasında korku dolu olan insanları çevrenizden uzaklaştırın. Bir daha söyle. Kafasında düşüncesinde korku barındıran insanları çevrenizden uzaklaştırın.